Fitre vermenin yaşı var mıdır? Bu da buluğa erme şartıyla bağlantılı mı? O zaman o ikinci bir fasıl açalım. Buyurun. Şimdi fitre vermenin yaşı var mı? Hayır. Bayramın bayramın fecri sadığı dediğimiz yani bugünkü tabirle imsak vaktinde tamam. hayatta olan herkesin fitre vermesi gerekir. fecri sadıktan biraz sonra diyelim ki işte sabah namazı kılınırken kişi dünyaya geldi. Onun fitresini vermek zorunda değiliz. Çünkü niye? Sonra. O bir dahaki seneye kaldı. Ama ama sahur vaktinde doğdu. Ah, sahur vaktinde doğduysa onun fitresini vermek zorundayız. Niye? Çünkü vacip olduğu vakitte hayatta. Fitre neydi? Hayatta olmanın bir şükrünün edasıydı. Eskiler baş zekatı falan. Baş zekatı şey derler. Baş işte efendim sadakası derlerdi. Sebebi budur. Yani bayramın birinci günü. Fecri sadık itibariyle doğduğu anda hayatta olan herkes Fitre, ve fitre vermekle mükelleftir. Ondan sonra doğan fitresi bir dahaki seneye kalır. Dolayısıyla sahurda bir çocuk dünyaya gelmişse onun fitresi verir. Peki kim verecek? Kim verir? Heh, i̇şte bu farklı bir soru. Küçük çocukların fitrelerini babası verir. Babası verir. Tamam? Ama büyük çocukların fitresini büyük çocukların kendisi verir. Ama büyük çocuklar mesela farz edin ki benim 20 yaşında çocuğum var. E 25 ya. yaşında çocuğum var. Çalışıyor da olabilir. Fark etmez o çalışıp çalışmaması. Benim evimde olduğundan dolayı ben onların fitresini versem geçerli olur mu? Evet geçerli olur. Niye? Çünkü onlar benim hanemde. Onlar benim evlatlarım. Onların delaleten buna izni vardır. İzin almama da gerek yok. Ama benim evimden ayrılmış, yeni bir ev kurmuşlar ise... İşte o zaman onlardan izin almam lazım. Evladım ben sizin fitrelerinizi vereceğim, vekalet verin demem lazım. O zaman burada mesela kayınvalidesi olarak gelinine sorsa, izin istese verebilir. Miyim? Verebilir. Onun adına vekaleten vermiş olur. Muhabbet olur Ama belki. Anne evine döndüğüne göre kaynana ne yapmaz? Fitre vermekle sorumlu değildir. Değildir. Evet. Peki hocam, teşekkür ederiz.